Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Sıfırlama Sesi'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yardırmacıya devam ediyoruz. Şampiyon seçiminde ben şampiyonumu seçtim. Zed aldım. Karşıma da muhtemelen belki de üst koridora gidecektir tabi bilemiyorum onu ama muhtemelen karşıma Fizz gelecek. Şu iki adam da seçimlerini yapınca anlayacağız. Tamam, bu arkadaş üst koridorluk bir çar alırsa Fizz karşımıza, ortalık bir çar alırsa Fizz yukarıya, o çar karşımıza gelecek. Son videolarda yorumlarda sizlerden dediğim gibi o şeyleri, şampiyon önerilerini isteyin, söyleyin. O önerilere de en çok parmak gelenlere elimden geldiğince oynamaya çalışacağım demiştim. Bir saniye, şu anda sanıyorum Ryze benim karşıma gelecek. Emin değilim açıkçası. Şunları hızlıca bir ayarlayalım abi. Şimşek alacağım. Burada Zula'yı alacağım mı? Böylesi daha iyi gibi ya. Böylesi daha iyi gibi. Aynen. Şu şekilde yapıyoruz. Kabiliyetleri bu şekilde gireceğim. Rünlerim de klasik AD, klasik saldırı gücü rünleri şeklinde. Sizlerin çok istediği şampiyonlardan bir tanesi Zed'di abi. Ben de yardırayım dedim Zed'le. Sizlerin de isteklerini yerine getirmiş olalım. Bu arada videoya parmak atarsanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Son videolardaki parmak sayıları ciddi manada hani hayvani seviyelerde ya. Özellikle Rumble videosundaki parmak sayısı 10.000'in üzerinde ilk gününde ve böyle bir şey beni gerçekten çok şaşırttı. Aynı zamanda sevindirdi. Bu seriye olan sizlerin de desteğini bu şekilde görmüş oldum yani. Gerçekten de mutlu edici bir durum. Kasat noktayını açıyoruz. Şuradan istatistiklerimize bakalım abi. Kabuzatör diyelim ve ben size buradan ekranı vereyim. Ekranı veremiyorum. Neden veremiyorum? Oyundakilerin liglerine falan filan bir bakalım. Neymiş ne değilmiş durumlara bakalım. Şöyle tam ekranda yaparsak rahatça görebilirsiniz. Şimdi Ryze bu arada ölüm ateşi dokunuşu kabiliyetini seçmiş. Elmas 5-5-5-5-5-5-5-5 ve plat 1 ve plat 2. Yani plat 2 elmas 5 arası bir eşleşme denebilir. Çar kasmış kişiler karşıda Vayne çar kasmış. 140k Vayne kasmış. Bayağı bir Vayne oynamış yani. Rünlerinde saldırı hızı yok. Kendine özel bir rune olsa gerek. Ve 0-12-18 şeklinde gitmiş. Acaba yanlış mı girdi diye düşün... Ya bu beni buna düşündü, yönlendirdi. Çünkü ortada göreceğiniz kabiliyet yine kurabiye değil. Buff uzatma. Hani ormancı direkt olarak... Lan ben ormancıya mı bakıyorum? Ormancı kabiliyeti yani bu. Neden öyle gözüküyor acaba? Onu tam olarak anlayamadım açıkçası. Sonrasında bizim takıma bakarsak Jana 214k şampiyon şeyi 6. Elise de yine iyi miktarda oynamış. Zafer bozgunlara bakalım. Benim Zafer Bozgun'um %50'nin altında oran ama çok az maç oynadığım için bu o kadar belirleyici bir durum değil biliyorsunuz. Şu arkadaşım mesela çok güzel. 90'a 64 bayağı iyi bir durum. Ben karşımda olma ihtimali olan Fizz'de ışınlan var. Muhtemelen Fizz yukarıda abi. Bizim karşımızda Ryze kardeşimizin rünlerine şu şekilde bir göz atıyoruz. Kabiliyetleri farklı 18-6-6 şeklinde girmiş. O da onun tercihi tabi. Şuradan oyuna doğru devam edelim. Gayet güzel. Gayet güzel. Kendim yamuk muyum bu arada? Düzeldi galiba değil mi? Aynen düzgün. Bu arada bir de şu sandalyeyi şöyle ayarlayayım. Gayet güzel. Gayet güzel bir şekilde. Şunları sıralayalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ve selamun aleyküm. Ryze'e karşı neler yapacağız neler edeceğiz bilmiyorum. Ryze bir çok kez nerf yemiş. Nerf yemesine rağmen halen oyunda kalabilmiş bir çar. Bundan dolayı kuvvetli. Ama çok da hani hayvani seviyede kuvvetli. Bir de Ryze'ın biliyorsunuz menzili düşük bir karakter. Bundan dolayı Ryze bana yaklaştıkça Zed'le onu dürtüp
geri çıkabileceğim. Yasak değil. Zed'in bu arada ultisi zayıflatıldı ve dürtmesi kuvvetlendirildi. Benim amacım ne olacak? Koridorda adamın bayağı bir canını azaltana kadar, bayağı ciddi manada çok fazla canını azaltana kadar sadece dürterek devam etmek. İkimiz de derken ve aleyküm selam Fiz kardeşim ve aleyküm selam. Adam ışınlanlı orta koridor Fiz oynuyor ya. Beni bayağı bir şaşırttı bu açıkçası. Cidden çok şaşırttı ya. Ben bu arkadaşı yukarıda bekliyordum da hani benim için iyi bir durum aslında. Kötü bir durum değil o kadar. Tabi ilk başta seviye 1'de arkadaş biraz pislik yapıp düz vuruşla rahatsız etti beni ama olsun. O minyon kaçtı mı? Kaçmadı, güzel. Tertemiz. Ya o beni dürtüyor, ben onu dürtüyorum da. E fullerse eğer benim için iyi. E fullerse eğer benim için iyi dediğim gibi. Çünkü keserim bu arkadaşı. Hem tutuşturu da yok. Karşıda ormanda master'ı dikkat etmemiz lazım biraz. Tutuşturu da yok. Koridorda benimle bu şekilde bir 1v1'e girdiği durumda kazanan ben olurum yani. Öyle diyeyim. Ne oldu? Mastery mi geliyor? Ben de ondan korkuyorum abi ya. Ben de Mastery'den korkuyorum. Arkadaş iki potunu birden içti. İkisi de bitti. Tamam, ben de üçüm. Şu anda bana eğer E atmak isterse... Tertemiz. Bana eğer E atmak isterse W'mu hep Fizz'in E'sine bekletmem lazım. E atmak istediğinde ben de W'yla kaçarsam... Çok sağlam bir şekilde counterlıyor yani o hareketi. Çok fazla Fizz oynadığım için ve Fizz'e karşı, Zed'e karşı Fizz'de oynadığım için biliyorum. Az elime vermedi o şeyler. Tertemiz, tertemiz. Bu kadar. Bu kadar ya. Bu kadar basit. Çok kolay bir skor yani. Şimdi ben sihir içen bitene kadar birazcık daha para toplamaya çalışacağım. Skor bende kalmış olsaydı muhtemelen sihir içen bitmişti ama o da o kadar sıkıntılı bir durum değil. Çünkü şurada 2-3 tane daha minyon temizlersem sihirleşeni alabilirim derken adam direkt olarak geri geldi ya. Işınlanın faydaları. Evet Fizz, evet yaparsın. Yasak teknik diye bir şey yok. Şu an sihirleşen bitmiş olması lazım, bir bakayım da. Şimdi bitti. Şimdi bitti. O son minyonu alınca bitti abi. Sihir içen bitti. Tamam. Evet. Bence de. Yalnız bu adam beni kesebilir. Bu adam beni kesebilir. Dikkat etmem lazım. Sıçrasını dağıtmadı. Sıçrayla da kule menzilinden falan çıkar da beni kesip hem de ölmeden çıkarsa üzülebilirim. Elis buna gelebilir ya. Kolay bir skor gibi duruyor. W'mu kullanmayacağım bu arada. Bekletiyorum. Çok fazla minyon gidecek burada ama deneyim puanı kaybetmiyorum en azından. Güzel, güzel. E'sini attı. Nereye gitti bilmiyorum ya. Şurada olabilir adam. Oradan çıktı. Totemledi galiba ya. Emin değilim ama. Hani. Yaptığımı... Şöyle bir dans ediyoruz arkadaşlar şimdi. Muhtemelen biliyor. Muhtemelen biliyor. Orayı totemledi. W'sunu aşırttık. Gel bakayım buraya. Gel. Fizz'in gülüşüne hastayım ya. Biliyor abi, muhtemelen totemli bura. Elis bayağı sabırlı çıktı da gerek yok abi. Zaman kaybetmesin burada boşu boşuna. Şu Q'larla bir iki tane aslında dürtebiliyorsam bayağı rahat edeceğim de. Arkadaşı dürtemedim. Şu an benden iki kat daha fazla cana sahip. Totem yok. W'mu attım biraz yemleyeyim diye.
Bu bana kulede bir yapacak gibi hissediyorum ya. Bakalım. Yok, yapmadı abi. Arkadaş güvenli oynuyor. O riski almadı. Hani o riski almayarak da aslında bayağı bir karlı çıktı. Ölme ihtimali çok yüksekti çünkü orada. Bu arkadaş burada yok. İtebildiğim kadar iteceğim burayı. Sonrasında geri dönüyoruz. Derken Fiz aşağı inmiş aynen. Aşağıda bizim Bart mı var? Ha yok, tamam, Bart karşıdan skoru almış. İyi güzel. Fizin de içerisinde bulunduğu bir baskından skoru Bart'dan almış olması mutlu edici bir haber. Orada Fizin veya karşıdaki nişancının skor almasından her türlü daha mantıklı yani. Bu arada şu anda iyi olması lazım. Oyunun sesini de birazcık kıstım. O Rumble videosunda özellikle söyleyen çok olmuştu ses kısık diye. Hani şu an iyi olması lazım. Eğer değilse haber verin. Eğer değilse haber verin. Geliyorum. Geliyorum. Selamun aleyküm. Çok güzel oldu ya. Yol üstü. Saltara diyor. Ha, şerefsiz ya. Tam çakal çıktı arkadaş. Salsana diye şey yapıyor bir de. Ezreal aldı mı asist oradan? Galiba aldı. Support Ezreal var orada. Jenna zaten bütün skorları yapıştırmış. John Jenna. Aha, espri. Ya şurada bir yerde ben Mastery'yi bulayım dedim de. Bulamadık galiba ya. Belki Golem'dedir ama Golem'e de inesim gelmedi. Çok uzak kaçtı orası. İki tane skor var karşıda. Birisi Vayne'de, birisi Bart'ta. Tamam, güzel. Ona yetişir mi? Yetişti. Gayet güzel. Arkadaş Zonya gidiyor. Yani mantıklı bir seçim. Maviyi kendisi mi almış? Alsın abi. Geliyor. Aşağı inelim be. Lan oğlum. Ne oluyor? Nereye geldim ben ya? Can ver, kalkan ver. Huu. Heyecan yaratıyor bir de, son saniyeyi bekletiyor. Adam heyecan yaptırdı ya. Bart ölmedi değil mi? Bart kaç canla kaçtı acaba ya? Şurada gözüktü de göremedim. Bayağı az canla çıkmış olması lazım çünkü full combo yaptım ya, bıçakları da tutturdum yani. Bu arada Elise'i tost ettiler ormanda. Mastery Elise bayağı oynuyor ya Elise'in üzerine. Benim o yaptığım hareket hani başarılı olsaydı çok güzeldi de skor alamadım ya oradan. Haklı yani şu an Elise'in baskın atmama karar alması doğru da bir karar aslında. Denk gelmediği sürece uğraşmasın abi baskına. Ben de birazcık oraya buraya gitmeye uğraşmayıp minyon kesmem lazım. Yani 10. dakikada önde olduğum bir koridorda 60 minyon iyi değil. Çok iyi değil yani. Zırhı da çekti ya şimdi. 7 hasar da bayağı azaldı ama arkadaş güzel kafa atıyor ikidir. İkisini bir alır mıyım lan? Oh çok güzel. İkinci E fulliyorum zaten. Hani doğal olaraktan hasar, damaj. Ulti gelsin belki aşağı yine inerim. Ulti ile fizi kesmem çok zor. Çünkü o da benim ultimi silebiliyor. Tam doğru anda E basarsa eğer benim ultimi silebiliyor. Geldi. Alt tarafı totemledi yüksek ihtimalle. Yani kontrol, belki kontrol etmiştir diyeceğim de. Şu arkadaşlar pembeyi gördüler mi? Gördüler. Vayne bu arada koridorda tek başınayken bunların biraz daha agresif olması daha doğru olur ya. Vayne tekken onu zorlamaları lazım. Arkası var diyor da adamlar gözüktü burada ya.
W şu anda bayağı uzun bir süreliğine yok. Dikkat etmek lazım. Şuraya da bir bıçırıklattıralım. Fiz mi ışından doğruya? Hmm. Çok güzel bir Elise. Yani burada bana mı yürüyorlar? Şey yapmayacağım. Arkası var. Totemde gözüktüğünde. Hani. Onu ben yazmadan önce yapması gerekiyorlardı. Demek istediğim o. Fiz bu arada önüme geçti. Budur abi. Bu şekilde counterlıyoruz arkadaşın. Genel olarak her şeyini. Yalnız bunu kesemeyebilirim ben ya. Aynen. Lan ona vurabileydim bari ya. Fizi de alabilseydim iyiydi. Ay ay. Zed malı da fizi kesecek hala. Daha ayrı yazılır. En azından faydamız olsun arkadaşa. O bize atarlı davranıyor ama. Bir tane pembe totem alıyoruz. Yine görüşe yardımcı olmak için. Orada birisine tutuştur atayım, tutuştur ölsün, diğerine de düz vuruş yapayım, onunla öldüreyim pasifle dedim. Yapamadım. Yapamadım. Komiklik yapmıyorum. Sadece kalitesizliğini geçirmende yardımcı olayım dedim. Fizz'in bu arada 3 asisti var. Yani şöyle oluyor ki oyun skoruna katkısı benle eşit durumda. Hatta skor olarak ben aldım. O asist olarak yaptı. Konuşmalara bak tam velet. Evet. Nereden bildin? Ama şu adamla muhatap olacağız diye ölmeyelim. Ne yapıyorsun ya? Manyak mıdır nedir? Korktum arkadaş. Estilt biraz yardım diyor. Elis tilt asıl. Asıl burada tilt olan Elis abi. Evet. Gördüğünüz üzere kaliteli bir Türkiye sunucusu oyuncusu nasıl olur? Burada çok güzel örneğini görüyoruz. Her zamanki gibi gerçi. Abi ne yapıyorsun ya? Adam boş boş. Boş boş var ya chatte insanları aşağılamak için. Oyuna odaklanmadı. Elis orada Elis'ini Mastery'yi tuttursa çok aşırı bedava bir skor. Ve orada shutdown alacağız Mastery'den. Düştüm ben oyundan, benden bir şey beklemeyin. Hadi inşallah. Birazcık şey ya. Garip bir oyundayız. Zonya'sını bitirdi mi bu? Yok, bitirmemiş. Bekleme süresinde azalma yer. Adam az önce Elsin'i attı ya. Ben de ondan dolayı minyon dalgasını temizlemek için W atacak cesareti bulabildim rahatça. Ayakkabıyı Merkür'e alacağım. Merkür için parayı biriktireyim. Öyle geri döneceğim. Ben işaret ettim Fizz gidiyor diye ama Fizz gitmeden Ryze 2v1 aldı skoru. Değişikti bu. Fizz de geri geldi zaten. Ondan sonra gayet normal bir şekilde. Şuna bir gidelim ya. Gerçeğin ışığı karanlık. Ne oluyor abi? Bir flash atan Mastery'yi. Bardo öldü mü? En azından Bardo ölmüş ya. Ay ay. Mastery'yi güzel yemledi Bard da. Orada garip bir şey oldu. Ben kaldım içeride. Temiz. Ultisi var galiba ya. Dönmüştür diye düşünüyorum. Abi adam kaçacak. Yakala.
E'si döndü ya. Ay ay. Evet, Ekko ile şimdi de Elis kavga etmeye başlıyor. Allah çarpsın, tam da Elis gelse de kesse diyordum. Demiş Rice. Gidim öldü ya orada. Ya arkadaş, şunu alsanız da kulenin altında adam içinizde ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Elis var ya, çok garip, çok garip. Bir Elis vakası. İnsanlara laf yetiştirmekten oyununu oynamayan bir Elis'i izliyoruz şu anda. Evet. Bir kere de bizimkiler bota gelsin. Lan 17 dakika içerisinde 4 kere falan gittim galiba. Tamam, Elis useless da. Bu arada Elis de oyunda eğer geri düşerseniz geri zekalı gibi gidip yetenek gücü almazsınız. Hani alınmaması lazım. Eğer oyunda geri düşerseniz ve hani oyunu kazanmak istiyorsanız, tamamen salmamışsanız, ki salmış da olabilir, can alırsınız. Ray ile alacak olsanız bile canla başlarsınız ki. Şuradan şöyle bir şey deneyeceğim. De yapabileceğim bir şey yok, adam sağ tıkladı ve bıraktı üzerimde. Elis, harbiden çok kalitesizsin ya. Bir de sunucuya laf ediyor. Abi şu adam, şu adam Türkiye sunucusuna laf ediyor bilmiyorum ya. Harbi diyorum, baya kalitesiz ya. Baya kalitesiz. Bu adam TR sunucusuna laf ediyor. Ben daha çok galiba bu konuda yorum yapmayacağım. Yorum yapmak istemiyorum. Bu çok garip ya. Vallahi çok garip. Koridorumuza doğru devam edelim. Bu arada şu anda Platin 2 bilmem kaç puandayız. Ve temiz puan geliyor. Acaba kaç puan gidiyor bilmiyorum. Kaybeder miyiz emin değilim ama. Ryze'da mana veren artı baş melek asası kombosu kaldırılmıştı. Yeniden yapılıyor mu bilmiyorum. Bir bakalım, göreceğiz. Mana veren artı baş melek asası kombosu çok güçlü oluyordu. Bundan dolayı iptal edilmişti yani. Bayağı bir zayıflatılmıştı ikisi birlikte alındığı durumlarda. Şimdi ne oluyor bilmiyorum. Mavi muhtemelen vermez. Gitmeyeceğim o yüzden. Yani Ryzen de şurada muhtemelen totemi var bu çalda. Evet, Elis geldi. Ben de gitmeye çalışıyorum da. Çarığım olmasına rağmen çok yavaş hissediyorum kendimi ya. Oha, kapısı kapandı adamın. Yalnız Ryze şurada. Buraya bir ulti falan yersem Fizz'den pek hoş durumlarla karşılaşmayız. Alır mıyız onu? Yani alırsa Ekko alır abi, çünkü girmeye yemiyor benim orada. Tamam. Ryze'a çok dikkat etmemiz lazım. Çok fazla kuvvetli şu anda. Stun'ı yerse de alacağım. Yemedi, yine de alayım dedim. Direkt geri döndüm orada. Ryze'ı biraz kendi üzerime odaklandırıp dönmek istedim de. Geçsene abi, kapıdan niye geçmedi bu? Ölecek ki orada. Ben de öleceğim. Oo, çok iyi. Aşırı iyi. Flash mı attı o ya? Lan oğlum. Yetmiyor, damaj yetmiyor. Damaj yetmiyor maalesef. Elis 3 kili Firdan. Vermeyeceğim Surrender ya. Abicim. Ryze 2 skill atsa öldürecek. Manasına bir bak. Odak bozmaya çalıştım ultili.
Orada ultiyle odak bozmaya çalıştım. Bunların kafası birazcık dar olduğu için anlayamıyorlar anlaşılan. İki kişinin birini... Koridora doğru devam edelim bakalım. Ekko aslında 1-4 gibi de göstermiyor hiç. Yani hasar açısından gerçi çok zayıf ama takım savaşında bayağı iş yaptı. Ryze niye mana mün almış? İşte sen bunu bilmiyorsun. Adam bunu bilmiyor, ben biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra gelmiş şöyle hey dedi, be dedi, hey dedi, be dedi. Bilmeyen adamlarla oyun oynayınca, bilmeyen adama laf anlatmaya çalışınca böyle sıkıntılı şeyler çıkabiliyor. Mid open please. Güzel İngilizce, güzel kardeşim. Ulti dener mi bilmiyorum da. Bu maç bitmiş. Bu maç bitmiş. Elis kardeşimiz helali var ya. Ryze'e gideyim mi ya? Zırhı yok ama ikimizi birden halen kesebilir. Bilmiyorum. Bütün her şeyimi tutturmam lazım. Bir şansımızı deneyelim abi. Deneyelim mi? Gel abi. Bayağı da bir vurdum lan. Hadi be abi. Orası sende. Çok güzel. Çok güzel. Gayet güzel. Ne oldu? Oyun bilginiz sıfır sizin. İlk başta gidecek bu oyun çok belli. Zorluyorsunuz. Oyun bilginiz sıfır. Ben bu arkadaşla gerçekten konuşurken, bunun yazdıklarını okurken daha doğrusu, şuramdaki damarlar böyle bir, oradaki damarlar böyle bir şey oldu. Böyle hafiften bir kanser oluyorum galiba. Bir hastalık yayıyor ya. Hastalık yayıyor abi. Elis yürüyen kanseri ya. Lan alamadım, lanet olsun. Elis şu anda harbiden yürüyen hastalık abi. Israrla şey yapıyor. Kanseri yayıyor etrafa. Keser lan bu beni. Düz vuruş yok, tutuşturu bıraksam ölür müydü bilmiyorum da. Pek yemedi o anda ya. Şuradan dolanmam zorunlu. HP'lere bak. Adamlar 5 kişi. Onun zonyası var ya. O çakalın zonyası var. Ondan böyle hareketler yapabiliyor şu anda. Yoksa yemez yani, anlatabiliyor muyum? Uf, ne güzel vurduk ya. En önemli hedef Vayne mi? Vayne'in üzerine ben atlarsam çok rahat ölür yani. Şu anda ölmesi lazım. Deneyebiliriz abi bir şeyler. Şuraya bir görüş atalım. Lan oğlum. Sen mi bekliyordun burada ya? Vallahi vurabildiğim hasarı vurayım. Onu da öldürün. Geç kapıdan. Geç kapıdan. Al vardı. Al abi. Alır ya. Alamaz mı? Yok, yemedi. Mastery bu arada kimi kesti bilmiyorum da. Eze bak. Bard kovalanmayacağını bulmuyor. Şu Elis yürüyen kanser abi. Dağıtıyor. Harbiden dağıtıyor ya.
Elis harbiden yürüyen kanser ya. böyle bir şey yok ya. Kaliteli TR oyuncusu. Abi acayip ama harbiden çok acayip ya. Gerçeğin ışığı karanlıkta saklı. Çok değişik bir insan, harbiden çok değişik bir insan. Böylelerini her zaman göremezsiniz desem yalan olacak. Türkiye sunucusu bunun gibi bayağı insanı barındırıyor ama şanslıysanız yani Allah sizi bunlarla karşılaştırmasın ya. Düşman başına, ne diyeyim, düşman başına. Rakip takım başına. Gel abi. Ben karanlığın kılıcıyım. Toksik diyorsunuz. Şunu da 3'e koyayım da. Kötü öldü ya. Keşke o geçmeseydi kapıdan. Kendi geçti diye. Çar bozuk. Vallahi sana ulti atacağım ya. Oh! Faker! Faker! Neyse çok da gaza gelmeyelim ama güzel kestim. Ama güzel kestim. Traktör alacağım şimdi. Hasar yetmiyor çünkü. En azından şunun patlamasıyla biraz daha hasar desteği, hasar boost'u olur bize. Öyle deneyelim. Bir de böyle deneyelim abi. Bir de böyle deneyelim. Selamun aleyküm. Yukarıyı temizlemeye kimse gitmedi. Ben Ekko gider diye düşünüyordum. Gitmedim yukarıya da. Yapıştıralım oradan, acımayalım. Tutmadı. Bir dalga daha ettirelim abi buradan ya. Buranın parasını sevdim ben. Kafa rahat. Ne diyorsun sadece? Ağzına kill vermesek onu da alamayacak. Nasıl laflar bunlar ya? Ben böylesini görmedim ya. Dur bakayım. 600 altın eksiğimiz var. Traktör bitmek üzere. Hasar açısından da çok iyi durumdayım aslında şu anda. Ama oyun böyle ilerledikçe benim iş yapma ihtimalim çok düşüyor ya. Gerçekten çok düşüyor. Oha! Ben ne vuruyorum lan? Huu! Bu hasar neydi? Ben böyle vuracağımı bilsem daha önceden girerdim. Allah Allah. Çok garip ya. Adam da maviyi vermiyor. Vermemekte ısrar ediyor. Denge zayıflıktır. Çekil lan yanımda, sana vurmasın. Anam kötü stun yedik. Çok kötü stun yedik. Vayne geliyor. Güzel, Vayne savaşa girmeden yaracağına inmeseydi orada. Oh! Oh! Havada vurdum, şahitlerim var. O ne lan? Ne yapıyorsun birader? Ooo, flashlar. Öldüm. Flash olmayaydı iyiydi ya. Çok güzel Ekko, çok güzel. Abi şu Vayne'e odaklanırsak daha mantıklı bir karar olur. Adam çok güzel oynuyor çünkü. Vayne çok güzel oynuyor. Elime verdi az önce. Ama Ryze'ı nasıl kestim ya? Oğlum. Ryze'a vurduğum hasar. Çok garipti ya. Tek attım lan adama. Yok ettim yani adamı. Feciydi. Ejder bizde mi? Ejder bizde. Ryze bu arada 4v1 girdi. Ve 2 kişi aldı çıktı ya. 2 kişi aldı çıktı. Bu ildiğimi beğendin mi Jenna? Ne almış? Wow. Wow, eşyalara bak, tank. Full tank. Lan ben kendimi Jenna sandım ya. Fiz odaklanmamız çok mantıksız abi o zaman bu saatten sonra.
Manam bitiyor, bir şey öney. Raiz manamını almış. Neyse, cevaplayalım. Ezreal kırmızıyı alsın abi. Hadi yoluna. Yalnız Elis bir de kırmızıyı da almaya çalışırsa bayağı aptalca olur yani. Temiz. Geçelim abi. Anam. Anam. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Çok hasar yedim. Çok kötü arada kaldım. Vayne yine parçaladı ya. Master Yi'yi keseceğiz diye var ya. Bütün kaynaklarımızı harcadık. Vayne parçaladı bu sefer de. Kulede bir girseler alırız. O kadar da değil. Can doldurayım abi. Çok seri bir şekilde. Ne alacağım eşya? Can çalma istemiyorum ya. Karabalta alacağım. Bir sakin ol diyor. Kardeş sen mi sakin ol? O ne ultiler? Darlayıp duruyor beni ya. Oh. Ah ah ah. Lan Bard var ya, o kapıyı açmaz ta açmış olmasa. Vuramadım. Düz vuruşu vuramadım. Of. Bard o kapıyı açmış olmasa Q'yu tutturup ultinin patlamasıyla hasarı tamamlayacaktım Ryze üzerinde. Tamamlayacaktım orada da. Lütfen konuşma ya. Lütfen konuşma abi. Adam boş ya. Karabaltaya devam edelim. Karabalta mı, Kanosamış mı? Emin değilim bu konuda ya. Emin değilim bu konuda. Zırh durumları nasıl? Ya biraz daha büyü direnci veya bilmiyorum ya. Mahvolmuş alacağım. Biraz fazla karar değiştirdim ama mahvolmuş alacağım. Bunun sebebi de Vayne'i yavaşlatmak istiyor olmam. Vayne'i yavaşlatabilirsem kafa rahat. Aldılar mı Baron'u? Gözükmeyeyim bari. Vayne gözüküyor abi. Yo, Baron'da değiller. Gayet de Baron'da değiller yani. Vayne şurada. Ryze alttan ittiriyordu. Oh oh oh. Çok fazla vuruyor ya. Ve adam benim şeyi patlattı ya. Malmortius'u patlattı çok rastgele bir iki vuruşla. İşte bu yüzden Ryze'i indirmemiz lazım. Her şey çok karıştı. Bak dedim, tahmin ettim ben fiziğin bunu istediğini. Tahmin etmiştim. Ona öyle girersek adamlar inhibitör açar orta koridorda. Master için dünyanın kaynağını harcamayacağım bir daha. Zaten adam böyle hafiften de tanklaşmaya başlamış. Refleksler sağlam Elis'te. Bunu beğendim. Ryze Hanım harbiden taşıyor ya. Fazla kuvvetli abi. Çok fazla kuvvetli. Şu an hasar çıkışı olarak Ryze'den sonra da Vayne var sırada. En yüksekleri sıralarsak. Okey. Işınlanını aldık diyebiliriz yani. Aldık mı diyelim, attı mı diyelim. Abicim çok kötü kaldım ya.
Bardo ultisinin kenarında kaldım. Keşke bana da değseydi. O adam ölmeyecek mi? Acep. Harbiden ölmedi yalan. Neyse öldü. 2'ye 1 bir durum. Ama adamlar üzerine kule aldı ve Vayne şu anda galiba herkesi öldürdü. Emin değilim. Hadi be Elis. Ay ay. Adi abi. Lan. Adam ADC farkı yazdı. Abi bunun üzerine yazı yazabiliyor ya. Adam bunun üzerine yazı yazabiliyor ya. Yürüyen hastalık. Yayılıyor abi, yayılıyor. Yayılıyor ya. Çok garip. Oyun bilmedim. Abi çok garip. Ama güzel, ama güzel. Yani harbiden. Tutuşturu gerek var mıydı bilmiyorum ya. Attım valla. Beyin bedava. Ya bu Elis yani, Elis hastalık ya. Gerçek diyorum, hasta yani. Psycho. Manyak herif. Harbi diyorum psycho ya. Şuna da hayır diyelim, bir şey değişmiyor zaten. İyi, en azından Baron'u gördü. Baron'u göstermese daha komik. Elis halen ya abi, çok farklı bir insan ya. Çok farklı bir insan. Bilerek mi ölüyor? Ne diyelim? Adam şimdi de gitmiş bilerek ölüyor. Şimdi de gitmiş bilerek ölüyor. Ne diyelim yani? Fizz bu arada full tanka dönmüş ya. Elis'i umarım reportlarlar. Bilmiyorum. Zaten adam bu tavırlarla, bu kalitesizlik, bu leşlikle muhtemelen sıfırda elmas serisinin bir sonraki bölümünde böyle Elis'in banlandığının bildirimini görürüz. Hani tahminlerim bu yönde açıkçası. Yapma bunu bana işte ya. Adamlar yalnız... Sattılar. Güzel. Yine Fizz soktu. Yine Fizz soktu diye. Gel bakayım. Evet. Oradan bir beyin gelecek mi acaba? Tam diyecektim. Cümlemi kurmadan gözüktü abi adam. Cümlemi kurmadan gözüktü adam. Şey yapmayalım. Yalnız şurayı savunmamız lazım. Vayne geldi. Bastıracak oraya. Ben bu arada şunu şöyle yapacağım ya. Savaşta basarsam Vayne'i görürüm. Abi ne yapıyorsun sen ya? Adamın havadaki çubuklarını görmeden içime kaçtı. Çok garip. Oynuyor yani adam. Adama da bilmiyor falan diyorlar da bence gayet güzel oynuyor yani. Vayne bilmiyor diyorlar ama. Acaba psikolojik olarak halen... Aa. Oh! Galiba öleceğim. Öleceğim abi, öleceğim. Bu bölüm ölmezsem ben bir daha ölmem ya. Gerçek diyorum bak. Damarlarım falan böyle şey oldu ya. Sinirden ense köküm ağrıdı. Yıllardır ben bu hissiyata kapılmıyorum ya. Gerçek diyorum bak, sinirden ense köküm ağrıdı yani. Böyle bir... Leş! Şu insan nasıl bir insan acaba? Bilgisayar başında... Böyle... Hadi! Sur ver. Sur ver. Sur ver. Sur. FF. Çok kötüsünüz. 10. farkı. Ne abi, anlamıyorum ya. Nasıl bir insan çok merak ediyorum. Bilgisayar başında bu adam. Çünkü bu şaşıracaksınız ama bu da bir insan. Bu oyunu yani ben daha hayvanların oynayabildiğini şahitlik etmedim açıkçası. Öyle diyeyim. Bu da bir insan yani galiba. Ya da her şeyin bir ilki vardır derler ya, onunla mı alakalı bir durum? Bilmiyorum ki. Hayvanlar LOL mu oynamayı öğrenmiş? Anlayamıyordum ya. Çok garip. Gerçekten çok garip.
Bilgisayar başında nasıl bir insan bu kadar garip olabilir yani? Ben böyle darlandığımı hatırlamıyorum ya. Maviyi alacak. Almıştır muhtemelen ya. Oraya hiç bulaşmayalım. Master'i üzerimize sağ tık yapmasın. Vayne burada. Tek atıyor. Tek atmaya hazır. Bir şekilde bekliyor. Hacı baba, o adamı kesmek çok zor yalnız. Bir düz vuruş daha yapsa ölebilirim. Ne yapıyorsun lan? Aa. Öldüremiyoruz adamı. Kitle kontrol lazım. Bir kitle kontrol lazım o Vayne üzerinde. Kitle kontrol uygulandığı saniye içerisinde öldürelim. Yok, öleceğim burada zaten. Hani en azından birazcık hasar vurayım dedim. Öldü. Ey. Muhtemelen oyun burada bitecek. Elisi reportlarsanız çok sevinirim. Ağır hakaret, bilerek besleme ve minimum kalitesiz hareketler. GG Belfet. Z Flame'den report. What? Abi Z Flame'den reportlar. Ah. Öleceğim galiba, öleceğim ya. Abi şu adam lütfen ya. Lütfen yani. Lütfen. Oy karayla elisi. Adam gerçekten yürüyen hastalık. Ben böylesini çok uzun zamandır görmüyorum ya. GG. Well played. Yapacak bir şey yok yani. Harbi diyorum, yok. Ben ah ah. Diyorum ya, bu bölüm ölmedim. Bir daha da ölmem LoL oynarken yani. Sinirden bu bölüm ölmediysem dahası yok yani. Harbiden yok. Bak. Küfür, sataşma, aşağılama, bilerek besleme, rakip takımla işbirliği ve AFK de var, adam base'de de durdu. Sportmenliğe aykırı tutum da var. Şöyle yapalım ya. Bu Elis yürüyen kanser. Çok net söylüyorum. Böylesi başka bir yerde yok. Böylesi başka bir yerde yok. Bu arada ben Vayne'e parmak basacağım. Vayne güzel oynadı. Ryze de yine aynı şekilde. Şunlara da parmaklara basalım. Yani bu seviyede gerçekten olmuyor ya. Bu seviyede ben bilmiyorum, bak. Oyunu 6 yıldır oynuyorum. Ve ense köküm ağrıdı sinirden. Yıllardır böyle bir şey yaşamamıştım. Bu videoda, bu oyunda da ölmediysem daha da ölmem sinirden. Adam yürüyen kanser. Harbi diyorum, yürüyen kanser. Böylesi yok ya. Böylesi yok ya. Bir de neydi? Parmak verdim. Honorunu da verelim Fize. Başka da bir şey demek istemiyorum ya. Gerçekten başka bir şey demek istemiyorum. Yani umarım sizler de çıldırmamışsınızdır. Ben başka gerçekten bir şey demek istemiyorum. Teşekkürler yeniden. Eğer eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız, ki sanmıyorum. Sanmıyorum ama keyif aldıysanız benim burada kanser olmamı izlerken, videoya parmak atabilirsiniz ve bütün videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki Sıfırda Animasyon bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.